burada bambaşka bir boyutunu gördük. Belediyeciliğin ve üreticimizin önüne koyduğumuz bu tarım vizyonunun ayaklarının yere bastığını görüyorum. Ve bu nedenle bir kere çok umutlu dönüyoruz. Üreticimiz kendisine yeni hedefler, yeni vizyonlar konulmasından çok memnun. Çünkü mevcudun devam ettirilmesiyle varılacak bir yer yok. Yani ithalat politikalarıyla sürekli bir kısır döngü yaşanıyor. İthal ettikçe daha çok ithal ediyorsunuz. Daha çok ithal ettikçe daha çok ithal ediyorsunuz. Ve böyle oldukça da içeride üretim o kadar düşüyor, o kadar azalıyor. Üreticimizin haksız rekabeti göğüslemesi mümkün değil. Yurt dışından getirilen ürünlerle, tohumlarla, fidanlarla, ürünlerle başa çıkması mümkün değil. O nedenle bizim içerideki üretimi destekleyecek, arttıracak, büyütecek, yerli ırklarımıza, yerli tohumlarımıza alan açacak çalışma yapmamız lazım. Yeni tarım politikamızın temeli bu. Bunu yapacağız, bunu yapmaya başlayacağız. Bunun başka faydaları da var. Kuraklıkla mücadele konusunda çok önemli değişiklikler getirecek. Suyun tasarruflu kullanımı konusunda önemli değişiklikler getirecek, kazanımlar sağlayacak. Hedefimiz %50 oranında suyun kullanımında %50 oranında bir indirim yakalayabilmek. Çok daha az su tüketerek çok daha fazla ürün üretmek. Onun için yerli tohumlar çok önemli. Yerli hayvan ırkları çok önemli. O nedenle bir yandan eski usul yöntemleri de devam ettireceğiz. Üreticimizi mağdur etmemek için. Ama bu yeni üretim süreçlerine de daha büyük teşvikler getireceğiz. Küçükbaş hayvan süt alımını önemli ölçüde artırıyoruz. Süt yemini dağıtımını önemli ölçüde artırıyoruz. Bir yandan da kavurmayla yine küçükbaş hayvanın etinin değerlendirilmesi sürecini başlatıyoruz. Bu aslında bir zincir. Süt yeminin dağıtımıyla başlayan, 3 ay sonrasında o küçükbaş hayvanın satın alınmasıyla devam eden ve oradan üretilecek kavurmanın ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasıyla devam eden bir süreç. Yani hem kuraklıkla mücadele etmiş oluyoruz, daha az su tüketerek daha kaliteli bir ürün ortaya çıkartmış oluyoruz. Hem bu ürünü yetiştiren, bu ürünü ortaya çıkartan üreticimizi teşvik etmiş, korumuş ve desteklemiş oluyoruz. Hem de şehirliye, tüketiciye daha sağlıklı, daha temiz gıda ulaştırmış oluyoruz. Yani üç büyük temel faydayı aslında bu zincirin halkalarını yerine getirerek hayata geçiriyoruz. Üreticimizi sadece toprağıyla ve ürettiğiyle baş başa bırakmak değil amacımız. Aksine ondan sonraki süreçlerde yanında olmak. Yani ürünün ambalajı, paketlenmesi, bunun markasının oluşturulması, coğrafi işaretinin, patentlerinin alınması ve nihai olarak da pazarlanma süreçleri. Yani iç piyasada e-ticaret enstrümanını kullanarak veya ihracat olanaklarını geliştirerek pazar kabiliyetini de artırmak istiyoruz. Bu zengin coğrafyanın, bu olağanüstü bereketli toprakların çok daha fazlasını üretmeye muktedir olduğunu biliyoruz. Bizim çalışkan üreticimiz, çalışkan köylümüz çok daha iyisini yapacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Onlar yaptıkça biz daha büyük destekler ayıracağız, daha büyük teşvikler vereceğiz. Ve ben bu makus talihin yenileceğine inanıyorum. Çünkü biliyoruz ki bu yoksulluk, bu kuraklık bir kader değil. Tam tersine bunların hepsinin çaresi var ve biz o çareleri birer birer hayata geçireceğiz. Benim ilkokul öğretmenimin daha biz 7'li 8'li yaşlarımızdayken söylediği, Türkiye kendi kendine yeter ekonomisi olan dünyadaki 7 ülkeden biridir. Vizyonunu, hedefini tekrar hayata geçirmiş olacağız. Türkiye tekrar kendi kendine yeten ekonomisi olan ülkelerden biri haline gelecek. Bu tarım politikası sadece Küçük Menderes havzasında değil, tüm İzmir'de, Ege bölgesinde, tüm Türkiye'de hayata geçtikçe işte o hedef gerçekleşmeye başlamış olacak.